Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün rüzgar gibi çantamla sizlerleyim. Aslında ben buna bulmaca çanta demeyi daha uygun buluyorum. Puzzle da olabilir, birleştiriyoruz çünkü. Ama rüzgar gibi de bir şeyi var, birleşimi var açıkçası. Kocaman büyük bir çanta. Kağıt ipten yaptım ve ben 3 renk ip kullanmayı tercih ettim. Böyle bir salaş, bohem bir çanta oldu. Motiflerim biraz farklı. Videomda motifin yapılışından size uzun uzun bahsediyorum. Aslında oraya da biraz değinmek istiyorum. Ben ilk defa yaptım bu çantayı ve ölçülerimi ayarlamak adına önceden 4 parçamı ördüm. 4 ince uzun parçadan oluşuyor çantamız. Ve size ufak bir motifle bu motifimin yapılışını gösteriyorum. Hiç merak etmeyin. Orada biraz uzun uzun anlatıyorum, yavaş yavaş anlatıyorum. Hani aramıza yeni katılanlar veya da örmeye yeni başlayanlar olabilir. Onları da düşünerek ince ince anlatmaya çalıştım. Tabii ki zaten bilenler ve daha önceden tecrübesi olanlar kesinlikle sararak izleyebilirler. Bunu da belirteyim istedim. Şöyle biraz daha çantamızı izleyelim. Gerçekten çok büyük bir çanta oldu. Yani büyük çantaları seviyorum. Her zaman da bundan bahsediyorum. Kullanışlı. İçinde şu an bir astarı yok. Fakat ilerleyen zamanlarda astar yapmayı ve onun içinde bir video çekmeyi düşünüyorum. Çünkü bunun astarı kendisi gibi çok özel olacaktır, eminim. Böyle ben bir düğme koydum. Bu şekilde arkadan bir ilik getirdim. Biraz daha izleyebiliriz isterseniz. Askı olarak örgü bir sap düşünmedim. Aslında biraz düşündüm ama sonradan vazgeçtim. Böyle deri saplarım vardı. Onları kullandım. Sizlerle de yapım aşamalarını birebir paylaşacağım. Hiç merak etmeyin. Kanalıma abone değilseniz abone ol butonuna basarak kolaylıkla abone olabilirsiniz. Bildirimlerin bundan sonraki paylaşımlarımda bildirimlerin size hemen ulaşmasını istiyorsanız açık tutarsanız sevinirim. Yorumlarınızı bekliyorum. Siz de eğer çantamdan örerseniz mutlaka benimle paylaşın. Çok merak ediyorum sonuçlarınızı. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. O halde çantamıza başlayalım. Evet arkadaşlar, çantamızın yapımına başlayalım. Bu şekilde düz dikdörtgen uzun parçalarımız var. 4 tane olacak bu parçalardan. Ben bu şekilde önce bir örüp dördünü de birleştirmek istedim. Çünkü ben de ilk defa yapıyorum bu çantayı. Aylardır görüyorum, çok hoşuma gidiyordu. Fakat farklı bir hava katmak istedim. Bu modelden birçok yerde var elbette. Hem motifimizin örgüsü biraz farklı olacak. Hem de ebatlarımız biraz daha büyük olacak. Kanalımı takip edenler bilirler. Gerçekten büyük çantalar yapmayı çok seviyorum. Büyük çantalar hem çok kullanışlı oluyor hem de ziyadesiyle gösterişli oluyorlar. Bu nedenle çoklukla tercih ediyorum. Şimdi ilk önce dediğim gibi ben de ilk defa yaptığım için motiflerimin hepsini bir örmek, şu şekilde bir bakayım nasıl olacak diye gözden geçirmek istedim açıkçası. Ama merak etmeyin, buraya kadar ve bundan sonrasında sizlerle paylaşacağım. Motiflerimiz ince uzun demiştim. Biraz ölçülerinden de bahsedeyim. Şu şekilde böyle bir ölçelim sizinle de. Şöyle boydan baktığımızda nasıl gösterebilirim? Bir uçtan bir uca 57 santimetre. 57 santimetre uzunluğunda ve şöyle eline de bakalım. 23 santimetrede genişliğinde 4 tane ince uzun diyebileceğimiz dikdörtgen parçamız var. Bunları farklı renklerden de yapabilirsiniz. Ben bu renkleri tercih ettim. Şöyle iki tanesini hasır rengi, bir tanesini yeşil, bir tanesini de gül kurusuyla bordo karışımı bir renkten tercih ettim. İpimiz kağıt ip. Siz isterseniz farklı iplerden de mutlaka yaparsanız güzel olacaktır. Ya da benim gibi bu motiflerden değil. Normal bir sık iğne, yalancı bir sık iğne ya da işte ikili trabzan, üçlü trabzan ya da farklı örneklerden de yapabilirsiniz. Ben bunu tercih ettim. Çok tok duruyor. Şöyle arkasından da göstereyim.
Böyle bir desenimiz var. Burası ön tarafı, yani şu şekilde çabuk ilerlemesi ve böyle bir kaba bir görüntüsü var. O tok bir görüntü, kaba demeyelim de daha ziyade. O da çok hoşuma gitti. Salaş bohem bir çanta olacak. İsterseniz günlük kullanımda, isterseniz plajda, seyahatte de kullanabileceğiniz hoş bir çanta olacağını düşünüyorum. O nedenle böyle bir örnek tercih ettim ben. Şimdi ne demiştik? 23 santimetre genişliği, 57 santimetre uzunluğunda olacak benim çantam. Dediğim gibi farklı örnekler yapabilirsiniz aynı sistemle ya da siz farklı boyutlarda da yapabilirsiniz. Benimki bir miktar büyük bir çanta olacak. Aynı renk yapabilirsiniz hepsini veya da iki renk, üç renk, dört renk ya da çizgi 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 farklı şeyler yapabilirsiniz. Burada önemli olan aslında buna puzzle ya da bulmaca çanta da deniyor bu modele. Mutlaka size daha önce denk gelmişsinizdir. Mühim olan şu birleştirme noktası. Birleştirme noktasından da biraz bahsedeyim motife geçmeden önce. Bu arada demiştim ben ipim kağıt ip. Ondan unutmadan biraz bahsedeyim. Bu orta kalınlıkta yumuşak bir kağıt ip. Fakat eğer benim gibi rengarenk örecekseniz iplerinizin aynı kalınlıkta ve aynı yapıda olmasına dikkat ederseniz çok daha iyi olur. Yani çünkü sayılar ve sıra sayıları ve yapısı birbirine benzerse çok daha iyi olacaktır. Yani farklı her biri bir telden olmasın mümkünse. Tığımda şöyle göstereyim. Bu kalınlıktaki bir ip için ben 4 numara bir tığ tercih ettim. Siz kendi ipinizin kalınlığına göre 3, 4 veya 5 de elbette tercih edebilirsiniz. Şimdi bu şekilde bir birleştirmemiz var. Başlangıç yerimiz şu kısımlar. Başlangıç yerlerinden alt zemini oluşturmayı düşünüyorum ben. Burası başlangıç noktamız. Burası da aynı şekilde. Ve burası da başlangıç yerimiz ve burası da başlangıç yerimiz. Bu gördüğünüz durum, şekilde birleştirdiğimiz yer çantamızın tabanını oluşturacak. Yani şöyle biraz izleyin isterseniz. Bakın iki renk burada. Burada böyle bir köşegenlik yaratıyoruz. Yani burayı, burayı, burayı böyle bir köşegen hale getiriyoruz. Biraz da yukarıdan göstereyim isterseniz fikir olması açısından. Daha sonra motifimize geçeceğiz. Dediğim gibi ben garanti olsun diye daha önce yapmadığım için önce bir motiflerimin ebatlarını da ayarladığım için bir görmek istedim. Bakalım şöyle. Bakın böyle biraz uzun parçalar olduğu için böyle göstereyim ben size. Şu şekilde birleştirdim. Yani bu şablonu kafanızda oluşturursanız motiflerinizi ördükten sonra kolay olacaktır. Şöyle bakalım. Ve şimdi şeye geçebiliriz. Dediğim gibi ben bunu değil, örneği göstermek açısından size yapacağım. Bu sayıları uyarak ya da kendi sayılarınızı da oluşturarak elbette sizler de aynı örnekten yapabilirsiniz. Burada ben başlarken bu çantada 28 tane sık iğne yaptım. İlk etapta 28 tane sık iğne yaptım. 28 sık iğne, 27 tane sık iğne yaptım. 28 tane zincir çektim. Yani 28 zincire 27 tane sık iğnemiz var. Dolayısıyla şuradaki olaylarımız da bakın. Su yolu da denebilir aslında bu örneğe. Tam olarak ben adını bilmiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dediğimizde benimkinde 27 tane var. 27 ama bunun için 28 tane zincir çektim elbette. Şimdi daha küçük bir şeyle çabuk ilerlemek adına bir model olsun diye ben 6 tane sık iğne yapmak istiyorum size göstermek adına. Modeli görün, siz kendi sayınıza göre uyarlayabilirsiniz. Ben 6 sık iğne için 7 tane zincir çekeceğim. Ama burada bu çantamda 28 tane zincir çektim. 27 tane sık iğne üzerine örneğimi kurdum. Şimdi zincirlerimizi çekelim. 7 tane zincir çekiyoruz. 1 Şu şekilde bir diyorum. Bakın.
2, 3. Biraz rahat zincirler çekelim. Çünkü girişlerimizi buradan yapmayacağız. Şu arkadaki, alt taraftaki yerlerden yapacağız girişlerimizi. 3 oldu. 4, 5, 6 ve 7. 6 tane sık iğne için 7 tane zincirimi çektim. Şu bir tanesi başlangıç zincirimiz olacak. Onu karıştırmayalım. Şu şekilde dönüyorum. Ve 6. zincirimin, bakın şurası önemli. Şöyle göstereyim, daha iyi olacaktır. Burası başaklarımız, zincirlerimiz. Şu 7.'yi atlıyorum. Çünkü benim 6 tane sık iğneye ihtiyacım olacak. Şu arkasını çevirdiğimde şöyle göstereyim. Bu çok daha temiz bir görüntü olacaktır. Yani normalde şuralara da batabilirdik. Ama buralara batmıyoruz. Şöyle ters çeviriyoruz. Bakın şunlar. Şurada tek kanat iplerimizi görüyorsunuz. Bakın böyle yaptığımda sırt tarafı diyebiliriz aslında buna, zincirlerimizin. Şu şekilde. Buralardan giriş yapacağız. Normalde zincirimizin düz tarafı burası. Ama biz buradan yapmayacağız. Şöyle çevireceğiz. Ve buralardan giriş yapacağız. Yani şu kısımlardan. Şöyle tek kanadından. Arkada tek bir çizgi göreceksiniz. Buradan girişlerimizi yapacağız. Şimdi yapalım. Dediğim gibi bunu sadece örnek olarak size gösteriyorum. Ama benim çantamda 28 tane zincirimi çektim. Aynen buradaki baştaki zinciri bırakıp ikincinin arka tarafından giriş yaptım ve 27 tane sık iğnemi oluşturdum. Burada şu an örnek olsun diye 7 tane zincirimi çektim. 7.'yi bırakıyorum. Ve 6.'nın bu noktasından giriş yapıp ilk sık iğnemi yapıyorum. Sonra ikinciye geçiyorum. İkinciden de girişimi yapıp ipimi getirip sık iğnemi yapıyorum. Ve yanındakine aynı şekilde. Bu başlangıcı bütün bu şekilde sık iğnelerde kullanabilirsiniz. Kesinlikle çok daha düzgün oluyor. Tavsiye ederim. Buralardan girişlerimizi yapıyoruz. Ve sonuncuya da aynı şekilde. Daha doğrusu ilk zincirimizin yine bu kısmından girişimi yapıp sık iğnemi gerçekleştiriyorum. Şurayı biraz sıkıyorum tabii. En son yaptıktan sonra. Şimdi bakıyoruz. 7 tane zincir çekmiştik. Bir sayalım kaç tane sık iğnemiz olmuş. Başakları sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Sonra şöyle geri dönüyorum. Tekrar aynı yere hemen şuradan başlayacağım. Bir tane, pardon, bir tane zincir çekiyorum. Burada zincir çektikten sonra dönüyorum. Şurada zincirimi görüyorsunuz. Şurada da hemen zincirin dip noktasındaki ilk giriş yapacağım yeri görüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğne daha yapacağız. Hemen dip noktasına, burası önemli. Şu zincirimiz, bu da ilk sık iğnemiz olacak. Hemen buraya 1 diyorum. 2 İkisinden giriyoruz. Bakın şöyle. 2 3 oldu burası. 1 2 3 Giriş yaptığım yer 3 1 2 3 4 5
Biraz fazla konuştuğum için tekrardan başa başa dönüyorum. Ve 6. Sayalım isterseniz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Yine zincir çekiyorum. Yani sık iğnemi yaptıktan sonra bitişte bir tane zincir çekip arka tarafa dönüş yapıyorum. Bakın ilk sıramız, ikinci sıramız ve üçüncü sıramızı yapacağız şimdi. Döndük. Zincirimizi görmeden hemen dipteki, zincirin dibindeki noktaya yine bir sık iğne yapıyoruz. Pardon. 1, 2. Mutlaka şu şekilde şuralardan giriş yapacağız. Bakın başakların hemen alt noktasından. İki kanadından birden. Böyle giriş yapacağız. Yine sona geldik. Mutlaka şurayı da es geçmiyoruz. Zaten saydığımızda 5 olur burası. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen 6.'ya da sık iğnemi yapıyorum. Gördüğünüz gibi 3 sıra sık iğne yapıyoruz. Modelimizde 3 sıra sık iğne yapıyoruz gelip gidip. 3 sıradan sonra buradaki modelimizi kuracağız. Yine bir tane zincir çekiyorum sıra sonunda. Her sıra sonunda olacak işlem bu. Mutlaka dikkat edelim. Dönüyorum. Yine ilk batacağım yer burası. Buna özellikle biraz fazla üzerine duruyorum ama gerçekten burayı karıştırdığımız, atladığımız, buradan falan giriş yaptığımızda, çünkü böyle sıra sıra ördüğümüzde bazen insanın aklı karışabiliyor. O nedenle çok üzerinde duruyorum. Neden tekrar ediyorsunuz diye düşünürseniz o nedenle açıkladım. Hemen buraya. Zincirimizin değil, şu zincirimizin olduğu yer değil. Buraya ilk girişimizi yapacağız. Girişlerimizi şöyle yapacağız. Şimdi 3 sıra sık iğnemizi yaptıktan sonra artık ön taraftaki bu modelimizi kuruyoruz. Batacağımız yerleri bir göstereyim. Bir tane buraya batacağız. Birazdan daha anlaşılır olacaktır. Bir tane alttaki sıradaki sık, şuradan mı göstersem acaba daha rahat olur. Bir tane buraya, bir tane buraya ve bir tane de en alttaki sık iğnenin tepe noktasına batmış olacağız. Ve sıralı batışlar yapacağız. Buraya, buraya, buraya bakın. Göstereyim. Hiç dolama yapmayacağız. Buraya batıp bir tane ilmeğimizi alıyoruz. Biraz da rahat örelim. Yani çok sıkı örersek güzel olmayacaktır. Rahat, böyle sıkıntısız bir örgümüz olsun. Yumuşak olsun. Buraya, sonra bakın buraya hiç dolama yapmıyoruz. Bunu da biraz şöyle esnettik. Yine hiç dolama yapmadan şuraya batıyoruz. Şuna. Arkadan getiriyorum. Şöyle rahatlatıyorum. Sonra dolayıp hepsinin içerisinden bir kere de çıkarıyorum. Hiç zincir çekmiyorum. Dolama yapmıyorum. Bakın burada. İkinci de giriş yapacağımız bu birinci, yani şu bir tanesi. Hemen yanındaki şöyle bakalım. İkinciye üstten girişimi yapacağım yine dolamadan. Bir tane buradan, bir tane hemen altındakinden, alt sıradaki yani yanından buradan. Üçüncü de şuradaki olacak. Bakın burası. Zaten alt alta kendini gösteriyor. Burası, burası, burası. Tekrar. Ya ilerledikçe eliniz alışacak. Böyle çok yavaş gitmeyecek tabii ki. Hızlı 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 gidiyor. Yine hiç dolama yapmıyorum. Girişimi yapıyorum. İlmeğimi çıkarıyorum rahat bir şekilde. Sonra hemen altındakine girişimi yapıp arkadan ipimi getirip esnetiyorum. Sonra hemen onun altını görüyorsunuz. Hemen şu altındakine, yani şuraya. Buradan da getiriyorum. Şöyle esnetip hiç dolama yapmamıştım. Şimdi artık doluyorum. Bakın tığımdaki
sayıları, kaç tane dolama olduğuna, dolamasız aslında ilmek çıktığına 1, 2, 3, 4 tane olacak. Doluyorum. Hepsinden birlikte çıkarıyorum. Bu olay oluyor. Arkadan baktığımızda da şu şekilde. Burası arkası. Şimdi 2 tane yaptım. 6 tane olacak bundan. Hemen yanındakini görüyorum. Bakın burası ilk giriş yapacağım yer. Dolama yapmayacağız yine. Hiç dolama yok yani burada. Burası hemen altındaki sık iğnenin giriş noktası. Bu. Yani bu ve en alttaki burası. Sıralı bir şekilde. Bakın alt alta zaten kendini gösteriyor. Şimdi dolamadan ilmeğimi çıkardım. Şöyle esnettim hafif. Sonra hemen altındakine, yani buraya çıkardım. 3 oldular. Dördüncüye ihtiyacım var. Hemen altındaki. Tığımda 4 tane oldu. Bir tane doluyorum. Hepsinin içinden çıkarıyorum. Görüyor musunuz şu güzelliği? O kadar tatlı ki. Ve o top görüntü öyle hoş. Ben çok sevdim. Bilmiyorum. İnşallah siz de seversiniz ve fayda olur. Şimdi hemen yanındakini görüyoruz. Sıralı gidiyoruz. Sıra atlamıyoruz. Böyle. Sonra hemen onun altında ikinci giriş yapacağım yer ve üçüncü giriş yapacağım yer de altında. Böyle. Bakın iki oldular. Şimdi 3 ve buraya 4 oldu tığımda. Ve bu şekilde. Zaten kendini gösteriyor. Şöyle baktığınızda hiçbirini atlamamış oluyoruz. İkinci sırada da hiçbirini atlamıyoruz. Tabii ki üstte de hiçbirini atlamadığımızda şaşırma ihtimalimiz yok gibi bir şey. Bakın kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4. 2 tane daha yapacağım. Çünkü benim 6'ydı. Bu sefer de yine buraya. Hemen altındaki noktaya. Ve en alttaki noktaya. Çok da zevkli bir örümü var inanın. Böyle keyifle ilerliyor. Çok sık sık yapmanız zaten bu örnek için hoş olmayacaktır. Benim şahsi kanaatim bu. Rahat, salaş, yumuşak bir örgü olacak. İpimiz de bunun gibi yumuşaksa tabii değmeyin keyfime. Şimdi son bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Buradan da sayarsak, hani bunu özellikle şaşırmayalım diye her yerden anlatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi 6.'yı yapıyorum. 6. da bakın burada. O bazen böyle içe falan bir kayıyor gibi oluyor. Onu sakın unutmayın. Zaten şurada yapmadığınızda görüyorsunuz yani o boşluğu. 6. da burada. Şöyle. Girişimi yaptım. İlmeğimi çıkardım. Ben buradayım diyor zaten gördüğünüz gibi. İkinci burası. Üçüncü de hemen altındaki. Böyle çıkardım. Hepsini birlikte çıkardım. Bir birleştirme zinciri çekiyorum. Fakat burada yetinmiyorum. Sık iğnelerde yapmayacağız ama şu kurulumu yaptığımızda, bunu birleştirdiğimizde ekstra bir zincir daha çekeceğiz. Sadece bu kısımda yapacağız bu bir zincir daha çekme olayını ama sık iğnelerimiz de yok. Çünkü burada bir yükseklik var. Bu şekilde ancak düzgün oluyor iki tarafı. Bakın böyle arkadan da şu şekilde görüntümüz. Şimdi birleştirip bir zincir daha çektikten sonra arkaya dönüyorum ve tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane olmak üzere, yani bunun için 6 tabii ki. Mesela ben burada yaptığımda 28 tane zincir çektim ve 27 tane sık iğnemi yapıp
Ve tabii ki bu motiflerimden de şu çizgilerden de 27 tane olacak şekilde. Şimdi burada 6'yı göreceğim. Zincirimi çektim. Şimdi ilk yapacağım yer o kadar belli ki burası. Şuraya bir sık iğne yapacağım. Şu kısma. Hemen yine sık iğnemi yaptım. Hemen yanına sık iğnemi yapıyorum. 6 tane sık iğnemi göreceğim. Sayarken de zaten çok belli. 1, 2, 3, 4, 5 ve en son burası 6. 6 tane sık iğnemi yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bakın. Bir tane zincirimi çekiyorum. İlk başlangıçta olduğu gibi 3 sıra sık iğne yapacağım yine. Zincirimi çektikten sonra dönüyorum. Hemen zincirimin şu bakın dip noktasından yine 6 tane sık iğnemi yapıyorum. Şuradan. İki, 3, 4, 5 ve 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğnemi yaptım. Şuradaki olay sizi şaşırtmasın. Bir yerlere tekrar yapmaya çalışmayın. Burada neden böyle oldu diye düşünüp saydığınızda sık iğne sayınızı görüyorsunuz zaten. Orası şuranın biraz daha havalı, yüksek ve kaba oluşundan sonra zaten burası kapanacak. İkinci sırada göreceksiniz. Bu sizi şaşırtmasın. Siz 6 tane sık iğnenizi bilin ya da 20 ise 20, 27 ise 27. O önemli. Bir tane zincir çekiyorum yine. Ve tekrar batacağım yer burası. Demek istediğim şu. Şu burası neden böyle oldu? Buraya da mı yapmalıyım bir sık iğne diye sakın düşünmeyin. O zaman sayı artacaktır. İnanın eğri büğrü olacaktır. Ama burada olay o değil. Sonra o kapanacak. İlk sık iğnem. 2 3 4 hemen yanına 5 ve şurayı 6. Yine bir tane zincirimi çekiyorum. Dönüyorum. Şu olayı görüyorum. Burası böyle ama değil aslında. Evet. Şimdi yine az önce yaptığımız işlemi yapacağız. Örneğimizin şu düz tarafına geldik. 3 tane 3 sıra sık iğnemizi yaptık. Yine aynı şey. İlk önce buraya. Hemen buraya. Sonra altındakini görüyorsunuz buraya. Hemen onu takip eden burayı görüyorsunuz buraya. 1, 2, 3 diyorum. Bir de bu 4 olacak. Dolama yapmadım yine. 1 buraya 2 ve buraya olacak 3. 4 tane ipimi görüyorum. Bir tane dolayıp hepsinden çıkarıyorum. İçine dolama yapmadan ikinci için burası 1, burası 2 ve hemen altında 3. Sıralı bir şekilde ilerliyorlar. 1, 2 ve buraya 3. Dolayıp hepsinden çıkarıyorum. Bakın 2 oldu. 1, 2. Hemen yanında
Bir. Buraya iki. Ve buraya üç. Çok da tatlı. Bilmiyorum, ben mi çok sevdim ama. Üçüncüyü buradan. Ve şuraya. Zaten belli. Yanındaki. Buraya. Şimdi bu noktada ilerleyen sıralarda ve benim gibi biraz daha çok ördüğünüzde, tabii bir örnek olacağı için şurayı kaçırmayın. Bakın. Bazen bu içe doğru gidebiliyor. Ama kaçmasın, şöyle göstereyim. Bu arkadaş. Birinci bu. Yani daha doğrusu buradaki sonuncu oluyor. Buraya. Hemen şuraya. Ve buraya. Zaten belli. Böyle yaptık. Burada farklı olarak sıra sonu olduğu için ve şurada bir eğrilik olmaması adına şurada bakın bir tek kanadımız var. Alttaki motifin hemen baş noktası. Diğerlerinden farklı olarak sıra sonunda yapacağımız şey 1 2 3 4 dedik ya. Bir beşinci çıkarıyoruz buradan. Yukarı sıraya düz bir bağlantı sağlamak adına beşinciyi çıkardık. Doluyoruz. Buradan çıkarıyoruz. Ve yine bağlantımızı gerçekleştirip hemen bir zincir çekiyoruz. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın, bunu yapmasaydık gerçekten örnek şöyle eğri bir şekilde gidecekti. Ama buradan bir tane aldığımızda bunu sadece şurada yapıyoruz. Son sırada yapıyoruz. Bakın şu güzelliğe. Arkadan da böyle. Böyle tatlış bir şey oluyor. Böyle tok tok. Ve hoş. Zincirimizi de çektik. Bağlantı yaptıktan sonra dönüyoruz. Yine ilk sık iğne yapacağımız yer belli. Şurası. Hemen her birine sık iğnelerimizi yapıp 3 sıra yapacağız sık iğne yine. Bir tane zincir çekeceğiz ve döneceğiz. Yine bu noktaya. Burayı görmezden geliyoruz. Niye böyle oldu demiyoruz. Daha sonra kapanıyor gördüğünüz gibi. Öyle bir potluk falan kalmıyor. Bizim için önemli olan sayımız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğnem var. Döneceğim. Zincirimi çekiyorum. Dönüyorum. Hemen buradaki noktaya yine sık iğnelerimi yaparak devam ediyorum. Üç sıra sık iğnemi bitirdim. Tekrar dönüyorum. Şimdi yine örneğimin kurulumunu yapacağım. Batacağım yerler nerelerde arkadaşlar? Bakın, burası alt alta zaten. Alt alta. Üç sıra sık iğne yapmıştık. Bu üç sıra sık iğnenin önce son yaptığımız sık iğneye bir tane sırasıyla hemen alttakine sık iğnenin tepe noktasına ve
buradaki sık iğnemizin tepe noktasına şeklinde alt alta alt alta ilerleyip şu gördüğümüz güzellikleri oluşturuyoruz. Yapalım. Dolamadan yine çıkardım. Görüyorum altta. Ve en alttaki. 4 tane oldu. Hop, geçiriyoruz buradan. Sonra ikinci sırayı oluşturuyorum. Ve altına böyle biraz rahat bırakıyorum, esnetiyorum. Rahatça çıkarıyorum. Hemen yanından. Yine alt alta dolama yapmayın. Burada 4 taneyi görmeniz gerekiyor. Böyle çıkarıyorsunuz. Yine yanına, altına ve onun altına. Aslında altta ördüğümüz sık iğneleri bir araya getirip böyle üzerlerini örtüyoruz. Sanki öyle gibi. Çok hızlı ilerliyor aslında. Eliniz alışıyor zamanla. Ay, ne kadar güzel görünüyor, bakar mısınız? Evet, şimdi sonuncu. Bak, saydım. 1, 2, 3, 4, 5. Benim 6 tane olması gerekiyordu. Hemen 6.'yı da yapıyorum. Zaten burada belli boşluğu. Buradan yerlerinde 4, 4 olmuştu tığım üzerinde. Şimdi ne yapıyorduk burada? Şu hemen bir tane de şuradan 4 taneyi gördüm. 1, 2, 3, 4 oldu. Bu son sırada buradan bir 5. ip çıkarıyorum. Böyle biraz daha fazla rahatlatıyorum onu yukarıya. Bir şekil, bir nizam veriyorum. Neden böyle esnek mi oluyor, efendim gevşek mi oluyor diye düşünmeyin. Gerçekten çok güzel oluyor bu şekliyle. Zaten bunu sıkı yapamazsınız. Yapsanız da güzel olmaz. Hemen onları birleştiriyorum ve bir zincir çekiyorum. Bakın. Böyle bir durum. Bu modeli farklı farklı şeylerde kullanabilirsiniz. Mesela atkı olabilir ya da bir kulaç çanta olabilir. Farklı objeler içinde değerlendirebilirsiniz. Gerçekten çok tatlı. Böyle. Dönüyorum. Bir sıra daha yapalım. Buraya hemen sık iğnem yapıyorum. Zincirimi çekiyorum. Birinci sıra sık iğnemi yaptım. İkinci sıra. Yine sıra sonunda bir zincir çekiyorum. Dönüyorum. Üçüncü sıra sık iğnemi yapıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Bakın, buraya takılmayın demiştim ya, burada böyle bir şey oluşuyordu, şu tarafa doğru bir gidiyormuş, eğriliyormuş gibi. Ama şu sırayı böyle bu yukarıya taşıdığımızda bakın o kalmıyor. Şu an demek istediğimi daha iyi anlıyorsunuzdur. İlk yaptığımda ben de neden böyle oluyor diye düşünmüştüm. Sonunda böyle bir formül buldum. Gayet de bence iyi oldu. Şimdi tekrar örneğimizin kurulumunu yapıyoruz. Bakın ön sıradayız. 3 sıra sık iğnemizi yaptık.
Buraya bir tane. Hemen altındaki bir tane. Ve sonuncu şuraya bir tane. Ve hepsini birlikte çıkarıyoruz. Buraya. Buraya. Ve sonuncu buraya. Sakın şuraya falan yapmayın. Burası değil. Şurası. Yani alttaki ördüğümüz 3 sık iğne aslında bu modele bir zemin oluşturuyor. O sık iğnenin tepesine, yani 3 sık iğnenin de tepesine batıp modelimizi kuruyoruz. Ona dikkat edelim. Yanlışlıkla şuraya falan batmayalım. Biz buraya batacağız. Alt alta olan yerlere. Böyle. Hepsini birlikte çıkarıyorum. Ve devam ediyorum aynı şekilde. Zamanla eliniz alışıyor. Zaten kendini buluyor. Burada su sonuncu biraz böyle dibe doğru kayıyormuş gibi oluyor. Onu şöyle elimizle aralayıp bulalım mutlaka. Buradan böyle. Zaten yeri belli. İkinci ve üçüncü de bu şekilde. İkinci, üçüncü. Burada ne yapıyorduk sıra sonunda? Şuradaki alttaki o örneğin şurada bir bağlantı yeri vardı. Bakın zincire değil. Buradaki tek kanat bağlantı yerine böyle uzunca da bir rahatlatarak bir ilmek çıkarıp böyle çıkarıyoruz. Bağlantımızı yapıyoruz. Rahat bir şekilde çok sıkmıyoruz bu kısmı. Çünkü bir sonraki sırada onu böyle oradan da bir ilmek geçireceğimiz için gerek yok sıkı örmeye. İnanın sıkı örmek iyi diye düşünülür ama aslında tam olarak da öyle değildir. Ne kadar rahat örerseniz örneğinizin kalitesi o kadar güzel olur. Yani bazı örneklerde doğru sıkı sıkı güzel olabilir ama özellikle hani ipler sıkı şeyler kırılmaya daha kopmaya daha müsaittir. Daha çabuk yıpranırlar aslında. Ama rahat ördüğünüz şeyler çok daha kullanışlı ve sağlam olacaktır. Tam olarak anlatamıyorum aslında demek istediğimi belki ama ne demek istediğimi kendim biliyorum. Siz beni dinleyin. Özellikle bu örnek için çok sıkı yapmayın. Rahat 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 rahat. Daha sağlam olur inanın. Böyle bir zincir daha çektim. Ve diğer sıraya geçtim. Buraya bir giriş yaparak sık iğnelerimle yine devam edeceğim. Anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Yani kurulumumuz bu şekilde. Başta da bahsettiğim gibi ben ufak bir motif göstermek istedim. Neden kendi ördüğünde göstermedin derseniz bakın aynı sıkıntı yok. Ama dediğim gibi kendim de ilk defa yapacağım için sayılarımı bir görmek istedim. Evet şimdi bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Bu örnek için bir püf noktası. Bakın. Bu kadar ördüğümüz halde bile biraz şöyle sanki içe doğru kıvrılır gibi oldu. Bu ufak bir parça olduğu için böyle ama mesela burada benimkinde de aynı şekilde hani genişliğine göre böyle bir kıvrılmaya falan başladı. Ama bakın burada hiç öyle değil. Hepsi gayet düzgün. Bunu nasıl sağladım derseniz en son bitirdikten sonra hatta bitirmeden önce de bir miktar ördükten sonra ördüğünüz yer kadarını hafif böyle bir ütü yaparsanız daha rahat öreceksiniz. Böyle eğrisini doğrusuna denk getirerek buharlı bir ütü ile motifler bittikten sonra da yapabilirsiniz elbette. Tamamı bittikten sonra önce arkadan böyle buharlı ütüyle güzelce ütüleyin. Yani korkmayın, kontrollü bir şekilde yaptığınız sürece yanma olmayacaktır. Kağıt ip ıslanır, yanar diye düşünmeyin. Çoğu kişi kağıt ipi yıkıyor, daha sonrasında kullanıyor. Örmek daha rahat olsun diye. Tabii ben onu tercih etmiyorum açıkçası. Şu kalitesiyle kullanmak benim için daha hoş. Bu şekilde önce bir arkadan buharlı ütüyle şöyle açarak rahatlatarak ütüleyin. Tabii kontrollü bir şekilde. Sonra ön tarafında aynı şekilde ütülediğinizde böyle dümdüz, düzgün
motifleriniz olacaktır. Bu örneğin yapısı itibariyle kıvrıldığı için diyorum ama normalde de ben zaten kağıt iplerim ne kadar güzel de olsa örgüm, düzgün de olsa yine de ütülemeyi tercih ediyorum. Size de kesinlikle tavsiye ederim. Başka bahsedeceğim bir şey var mı bu noktada? Yok. Dediğim gibi ben ufak bir örnek çıktım. Siz 28 zincir çekip 27 tane sık iğne üzerine kurulumu yapabilirsiniz veya da gerek boyunu gerek enini daha da küçülterek daha farklı bir şeyle elbette ya da daha farklı bir örnekle de yapabilirsiniz. Bunu çok tekrar ettim galiba. Şimdi birleştirmeden bahsedeceğim. Birleştirmede de dediğim gibi şurası başlangıç noktası, burası başlangıç, burası başlangıç, burası başlangıç noktamız. Yani şu noktamız. Buraları alt tarafa, taban kısmına denk getirmeyi istiyorum. Böyle bir şekilde sizler de motifleriniz bittikten sonrasında getirebilirsiniz. Bir şeyden daha bahsedeyim bu arada. Şimdi en başta söylemiştim. İpinizin hani böyle farklı ipler rengarenk kullanacaksanız ipinizin kalınlığı ve işte yumuşaklığı, kalitesi aynı olsun. Çok daha iyi olur. Birbirine güzel denk gelir. Mesela burada 57 santim dedik boyuna. 57 santim için mesela kaç sıra örmüşüm onu size bir sayayım isterseniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 sıra örmüşüm. Bu hasır renkli ipimden 22 sıra ile 57 santime ulaşmışım. Ama ben özel bir ip almadım. Elimdeki ipleri değerlendirmek istedim. Ve hani siz de benim gibi yapacaksanız fikir olsun diye bundan bahsetmek istiyorum. Aslında bahsetmesem gerçekten hiç anlaşılacak bir şey değil ama hiçbir şey sakınca görmüyorum ben bunda. Mühim olan sıra sayınız değil. Farklı tarzda iplerle yapacaksanız. İnanın mühim olan şuradaki 57 santim, işte 50 santim, santimetre. Uzunluğunuz önemli olan sayılar tabii birbirine aynı kalitedeki ipler için aynı olacaktır. Bu 22 ise bu da 22 olur, o da 22 olur. Fakat eğer ip biraz kalınsa ya da ince ise fark eder. Mesela bu ipim benim biraz daha sert ve inceydi. Ama araya hasır renginde katmak istediğim için kullandım bu ipi. Fakat bu ipimin ve bu ipimin kalitesi birbiriyle daha aynı. İkisi biraz daha kalın ve yumuşak ipler. Burada 57 santimetreyi kaç tane ile bulmuşum onu da sayayım size. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ile. Yani burası 22 sırayken bunlar 21 sırayla 57 santimetreyi buldu. Ben bunda bir sakınca görmüyorum. Mühim olan zaten uzunluğunun aynı olması ve diktiğiniz zaman da sıkıntı olmayacaktır. Şimdi artık dikişe geçebiliriz. En son işlemimizi bitirdikten, son sıramızı yaptıktan sonra şu şekilde bir sıra sık iğnemizi yapıyoruz ve bununla sonlandırıyoruz. Sık iğnemizi yaptıktan sonra ben daha önce birleştirdim bu haliyle. Dikmeye çalıştım fakat dikerken şu kenarlarımız biraz yüksek olduğu için bir düzenlemeye gereksinim duyduğunu hissettim. Ve buralara tekrardan bu şekilde iki kenar içinde zaten alt tarafta ilk başlangıç sıramızda sık iğnemiz bir sıra mevcuttu. Son sıramızda da bir sıra sık iğnemizi yaptık ve orada ipimizi kesiyoruz. Ardından ipi arkada kaybedip tekrardan İki yan taraf için, burası ve burası için kenarlara birer sıra sık iğne yaptım. Şimdi onu nasıl yaptım onu sizlerle paylaşacağım. O haliyle dikişimiz çok daha muntazam olacak. Dediğim gibi ben de bu çantayı ilk defa yapıyorum ve farklı bir model uyguluyorum. O nedenle denedim o şekilde olmadı ve tekrar bir sıra sık iğne yaptığımda çok daha dikişte başarılı bir görüntü elde ettim. Nasıl yaptığımı sizlerle de paylaşayım. Son sıramızda artık bir sıra sık iğnemizi yaptık. İpimizi arkada kaybettik ve örgümüzün ön tarafı, düz tarafı bize bakacak şekilde ipimden bir sıra sık iğne yapmak için şu şekilde şu noktaya bir giriş yapıyorum. Bakın şuraya.
Şuraya böyle bir giriş yapıyorum. Arkada bir miktar ip bırakıyorum onu yürütmek adına. Buraya bir zincirle başlangıç yapıp bu alttaki ipi de arada kaybederek. Peki kaç tane yapacağız? Üçer tane olacak. Yani her bir sıra için üçer tane sık iğne olacak. 3, 3, 3 şeklinde. Karşıya gelen yerde de aynı şekilde 3, 3, 3, 3 olacak. Bakalım. Şöyle bunu arkada arada yürütüyoruz. Bir tane şu kısmı. Şuraya. Ya şu sondaki tek bir sırayı içe alacağım burada. Şu kısım için. Diğer tarafta öyle olmayacak. Onu da göstereceğim sizlere. Şuraya buna bir dedim. Buraya böyle bir sık iğne yaptım. Sonra şuradaki bir boşluk var. Bu boşluktan da bir sık iğne. Ve hemen yanındaki tek taraftan almıyorum. Buradan alacağım şekilde bir sık iğne yapıyorum. Bakın böyle. Sonra buradan bir giriş yapıyorum. Ardından şu boşluğa yine. Ne oldu? 1, 2, 3. Sonra buraya bir diyorum bu sıra için. Hemen şu boşluğa 2 diyorum. Ve buraya 3 olacak şekilde sık iğnelerimi gerçekleştiriyorum. Buraya bu sıra için 1. Hemen şu boşluğa 2. Ve buraya 3. Diğeri için bir tane. Buraya bakın tek kanattan girmiyorum. Burada bir tekimiz var. Oradan değil, şuradan. Bir dedim. Şuraya tam ortasında alacak şekilde buradan 2 dedim ve yanında bir boşluk var. Buraya da 3 olacak şekilde sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar geliyoruz. Burada artık bitiriyoruz. Çünkü zaten şu sırada bir tane sık iğnemiz var. Burayı bitiriyoruz. Sonra diğer taraftan yine aynı işlemi gerçekleştireceğiz. Evet, sıra sonuna geldim. Sıra sonunda şurada alt sıradaki ilk başağımı buluyorum. İki kanadından da giriş yapıyorum. Dolamadan bu şekilde yürütme yaparak çıkarıyorum ve buraya bir zincir çekip bu ipimi artık kesiyorum. Kestikten sonra çıkarıp arkada yürütme yapıp kaybedeceğim. Daha sonra yine motifimin ön tarafından işlem yapacağım. Yine ipimi alıyorum. Bu sefer şuradan başlıyorum. Bu şekilde buradaki olay diğer taraftan biraz daha farklıydı. Siz de fark edeceksiniz onu. Burada da farklı noktalardan giriş yapacağım. Şu kısımda hemen hemen son bir sırayı içe alarak sık iğne yapmıştım. Burada aynısını yapmayacağız. Burada ise işlemimiz şu. Yine şuradan bir giriş yapıyorum. Şöyle. Bir zincir çekiyorum. Bu sefer şuralara giriş yapacağız. Şuraya, şuraya, şuraya. Buraya, buraya, buraya şeklinde. Bakın bu yine üçer tane olacak ama. Bu sefer çok derinden almayacağız. Burada çünkü yerlerimiz mevcut. 2 diyorum. Sonra şu kısma 3. Sonra hemen yanında bir boşluğum zaten görünüyor, kendini gösteriyor. Sonra şuraya
buraya değil şuraya. Çünkü her gördüğüm boşluğa da bir batış yaparsam karşı tarafta aynı olmaz. Orada 3, burada 4 olur. Amacım birbirine eşit bir çerçeve çıkarabilmek. Şuraya. Bakın 1, 2 ve şuraya 3 diyorum. Ve yanındakine yine bir diyerek başlıyorum diğeri için. Bir. Buraya değil. Buraya. İki. Ve yanındakine üç diyorum. Sonra buraya bir diyerek ve iki diyerek üç diyorum. Ve bu şekilde bir saniye orada bir 1 2 3'te bir sıkıntı olmasın. 2 dedim. Şuradakine es geçmeyelim. Buraya da 3 diyorum. Sonra buraya 1 2 ve 3. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar ilerliyorum ve ipimi aynı az önce yaptığım şekliyle buradan kaybediyorum. Sonra dikiş işlemine geçiyoruz. Bu şekilde çok daha düzgün bir dikiş olacak. Çünkü alt taraftaki dikişler az önceki haliyle bir çerçeve yapmadan önceki haliyle alt tabandaki dikişim gerçekten muntazam oldu. Fakat yan taraflarda ki dikişler araları çok mesafeleri uzak oldu. Çok yan yana dikince biraz çarpık çırpık durdu. İtiraf edeyim yani hoşuma gitmedi benim o görüntü. Daha temiz bir görüntü için modelimi çerçevelemem gerektiğini fark ettim ve bu haliyle sizlere göstermek istiyorum. O halde buraları da bitirelim, sonra nasıl birleştireceğiz ona bakalım. Evet, şimdi sıra geldi motiflerimizi birleştirmeye. Kenarlarını da bitirdim ben. Bu şekilde ilmek belirleyicilerle tutturmaya çalıştım. Sistem şu şekilde. Bakın, iki tane hasır rengi motifim vardı. İki tane de farklı renkte. Şu kısımlar, burası, burası, burası ve burası ilk motiflerime başlangıç yerlerim. Yani o zincir çekip üzerine trabzanlarımızı çıktığımız yerler. Buraları taban kısmına getirmeye dikkat ediyoruz. Yani şu gördüğümüz alan çantamızın taban kısmı olacak. İlk başlangıç noktalarımızı taban kısmına gelecek şekilde yerleştirdik. Aslına bakarsanız burada iki tane L görüyoruz. Bir tane böyle bir L, bir tane de buradaki de L oluyor. Yani şu köşelerini buraya getiriyoruz. Bir uzun parçamız sanki bir kısa parçamız gibi oluyor. Şöyle gösterecek olursam, bakın mesela buradaki parçam daha uzun, buradaki daha kısa görünüyor. Önce taban kısmını dikeceğiz, dikimini yapacağız. Onu göstermek istiyorum. Böyle biraz izleyelim. En azından şablon kafamızda biraz belirginleşsin. Birazdan ben bu parçaları ayıracağım. Bu gördüğümüz parçayı bir L kabul edeceğim. Bu gördüğümüz parçayı da bir L kabul edeceğim. Önce burayı buraya kadar dikeceğim. Daha sonra ortadan başlayarak buraya kadar gelip burayı dikeceğim. Dikerken de çift kat ip kullanmayı düşünüyorum. Çift kat ipimi bu şekilde iğneme geçirdim. Farklı renklerde dikeceğim. Mesela burayı bordoyla dikmeyi düşünüyorum. Çift kat ipim, kağıt ipim. Daha sonra burayı yeşille düşünüyorum. Buraları da hasır rengi ipimle dikeceğim. Dikişlerimi önce taban kısmından yapacağım. Yani ortadan başlayacağım. Buraya kadar dikeceğim. Yine aynı şekilde diğer parçaları da ortadan başlayıp bu şekilde birleştirmeler yaparak ilerleyeceğim. En sonda taban bittiğinde artık yan yüzlerin birleştirmesine geçeceğiz. Şimdi bu kısmı nasıl dikeceğiz ona bir bakalım. Bordo çift kat ipimi iğneme geçirdim. Arkadan şöyle hiç düğüm atmıyorum. Kendiliğinden bir düğüm gerçekleşecek. Şöyle arkadan bu tarz bir giriş yapıyoruz.
Hafif bırakıyorum. Sonra buraya tekrar aynı yerden sıkılaştırma işlemi yapıyoruz aslında. Başka bir şey değil. Daha sonra bu kalan ipimi içeride yürüteceğim ama şu an dikişe geçmek istiyorum. Burada yapacağım işlem ilk önce şu bordo motifimin ilk başlangıç yerine böyle bir giriş yapıyorum. Köşe olan yerine dikeceğim yer şu kısım. Önce burayı şurada belirlediğim yere kadar dikimini gerçekleştireceğim. Burayı biraz yanlış çıkardık. Tekrar içeriye alıyorum. Şöyle içeriden bir yürütme yapacağım önce. Çünkü hasır renkli motifime bir geçiş yapmayı istiyorum. Alttan hasır renkli ipimin şu köşe noktasına. Bakın burada. Şu kısma bir geçiş yaptım. Çapraz bir dikiş yapacağız. Ve bütünde de çok daha şık bir görüntüye kavuşacak. Hatta bu L parçalardan bir tanesini biraz sonra ayıracağım. Daha rahat dikmek adına. Burada sık iğnemizin zincirlerini görüyoruz altta. Onların iç kısmından şu şekilde ikisinden birden geçiriyorum iğnemi. Daha sonra yan taraftaki motifimin ona karşılık gelen yerine bir geçiş yapıyorum. Bu şekilde. Çantanın bütününde de zaten bu dikiş metodunu kullanacağız. Sonra yine karşıya bir geçiş yapıyorum. Karşıdan diğerinin içerisine çift kanadından iğnemi çıkarıyorum. Bu şekilde çapraz dikişlerimiz olacak. Yine burada kısa aralıklı dikişler yapıyoruz. Fazla arayı uzatmıyoruz. Bakın bu şekilde. Birkaç tane yapalım. Sonrasında zaten olayımız belli. Bu şekilde buraya kadar ilerliyoruz. Diğer yerlerde de tekrar göstereceğim. Ben birazdan burayı çıkaracağım demiştim. Bir L olarak dikeceğim. Yani bu iki parçam kalacak. Bunları da kendi içinde muhafaza edeceğim. Ben dikiş işlemlerimi bir yere kadar getirdim. Şimdi iki tane L parçam var aslında bakarsanız. Bu şekilde yani bir parçayı bir parçaya yaslayarak oluşturduğumuz renkleri daha önce belirlemiştim. Bu şekilde köşegen yapmıştım. Köşeleri birleştirmiştim. Bunun üzerine özellikle duruyorum çünkü bu çantanın bütün kritik noktası aslında dikiş ve birleştirmede. Motifler daha önce de belirttiğim gibi size kalmış, boyutları ya da deseni tamamıyla sizin tercihinize bağlı. Ama kritik noktası birleştirmede. O nedenle burada çok uzun süre duruyorum. Şimdi iki tane L parçam var gibi oldu. Burayı diktim. Sonra diğer L parçamı da diktim. Ve bunları artık yan yana getirip dikeceğim. Bu diktiğim yerler tabii ki taban kısmı. Şimdi buralardan bu ataçlarımla, belirleyicilerimle ya da iğnelik de diyebiliriz tabii. Böyle tutuşturarak hasır ipimle, çünkü burada hasır ipim var, burada da hasır ipim var. Artık buraları tutturduktan sonra dikeceğim yerleri, yani buradan buraya, buradan buraya dikmek yerine aynı renk ipi kullanacağım için direkt şu noktadan başlayıp buraya kadar dikebilirim. Şimdi ben belirleyicilerimi yerleştireyim, sonra dikelim. Belirleyicilerimi taktım. Artık dikiş işlemine başlayabilirim. Yine diğerinde olduğu gibi
Alttan ipimi geçiriyorum. Düğüm yapmadan kendi içerisinde bir nevi düğümümü yapıyorum. Burada bu parçayı artık yerini bildiğim için çıkarabilirim. Yani burada dikkat etmemiz gereken şey ise şu kısımların, köşelerin, renklerden zaten belli. Ben farklı renkler kullandığım için birbirine denk gelmesini, tam ortalamasını sağlamak. Böyle bir düzen oluşturursak çok daha kolay olacaktır. Artık hemen karşısına gelen yer belirlemiştim. Şu kısımda buradan çıkışımı yapıyorum. Yine başakların iç kısmından. Bir oradan bir buradan olacak şekilde geçiriyorum. Hiçbir noktaya atlamıyoruz. Daha minik minik dikişler olacak ama çok daha hoş bir görüntüsü olacak. Tarafı birden dikeceğim için ipimi biraz uzun tuttum. Birkaç tane yapalım. Zaten işlem çok basit. Taban için başka yapacak bir şey yok. Yan taraflara geçeceğiz ondan sonrasında. Yan taraflarda da kısa olan tarafları, uzun olan parçaları, çünkü böyle bu şekilde koyduğumuzda bazı parçalar uzununa, bazı parçalarsa kısa gibi görünüyor. Kısaları uzunlara yaslayarak dikişimizi gerçekleştireceğiz. Ve bir anda çanta haline geldiğine inanın çok şaşıracaksınız. Ben bir deneme dikişi yapmıştım. Yan taraflarda çerçeve yapmadan önce. Gerçekten bir anda nasıl o görüntüye sahip oldu, çok şaşırdım. Bu şekilde karşılıklı hafif de böyle çapraz olacak şekilde dikişlerimizi gerçekleştiriyoruz. İpimi çift kat kullanmaktaki amacım ise hem daha sağlam olması hem de görüntü olarak bu dikişin ben gizli değil, biraz belirgin olmasını istiyorum. Çünkü bu hem böyle salaş bir çantamız ve böyle bu renklerde olduğu için konseptimin tam olmasını istiyorum. Yani modelimle, renklerimle, dikişimin de böyle belirgin olmasını özellikle tercih ettim. Bakın bu şekilde dikiyoruz. Basit bir dikiş. Evet, bu şekilde buradan diğer tarafa kadar dikişimizi yapalım. Burada biraz daha sabitleme yapacağız, köşe noktası olduğu için. Birkaç defa aynı yerden geçeceğiz bitişte. Sonrasında artık yan yüzlerin birleştirmesine geçebiliriz. Evet, tabanımızdaki dikişlerimizi bu şekilde bitirdik. Şimdi sırada yan taraflarımız var. Yan tarafları nasıl dikeceğiz? Şimdi burada bir
kısa kenarımız var. Şöyle göstereyim.